Evet, neydi bugünkü konumuz? Bugünkü konumuz şuydu. Meditasyon nasıl yapılır? Neden yapılır? Bir türlü konuşa konuşa bitiremediğimiz, konuşa konuşa başlayamadığımız, başlayıp da devam ettiremediğimiz o güzel konu, her konuştuğumuzda yeni farkındalıklar kazandığımız bir konu. Meditasyon. Ve tabii ki bununla birlikte neyi konuşacaktık? Spiritüel materyalizm. Bu spiritüellik içerisinde egoyu kontrol edemediğimizde ortaya çıkan haller neler? Bir de onlara değineceğiz ki tam da böyle kendimizi arayalım, kendimizi bulalım dediğimiz yerde kendimizi kaybetmeye sebep veren bir konu. Evet. Şimdi öncelikle meditasyon nasıl yapılır? Arkadaşlar, birincisi meditasyon yapılabilen bir şey değildir. Meditasyon yapılmaz. Meditasyona oturulur. Meditasyon meditatif halde olma durumudur. Yani bir haldir aslında, bir eylem değildir meditasyon. Ki zaten bizim meditasyon halinde bulunma amacımız tam olarak neydi? Hiçbir şey yapmadan oturma hali, değil mi? Yani eylemsizlik hali aslında. O yüzden meditasyon yapmak demeyelim de biz ona. Biz ona meditasyona oturmak diyelim ve böylelikle meditasyonun bir eylem değil de bir hal olduğu, yani bir davranış, bir durum biçimi olduğunu öncelikle bir algılayalım. Meditasyona nasıl otururuz? Birincisi, özellikle tavsiye ettiğimiz şey yerde oturma kısmıdır ki iki farklı oturuşu vardır. Ya ben yerde oturamıyorum, o halde meditasyon yapamayacağım mı? Hayır, yapabilirsin. Sandalyede veya koltukta oturabilirsin. Fakat burada da bir şartımız var. İster yerde, ister sandalye veya koltukta oturuyor ol, omurganı, sırtını bir yere yaslamıyorsun. Yani sırtını bir yere yaslamadan dik bir omurga. Deniz duvardan uzaklaştı da böyle. Tamam, yaslamayayım diye. Dik bir omurgayla, az sonra bu dik bir omurgadan kasıt ne? Bunu da göstereceğim. Dik bir omurgayla hareketsiz bir şekilde kalma hali. Hareket etmeden. Yüzümü de mi kaşımayacağım? Evet, yüzünü de kaşımadan. Ya oturuş şeklimi de mi değiştirmeyeceğim? Oraya bir parantez açacağız. Öncelikle meditasyonda iki farklı oturma şeklimiz var arkadaşlar. Birincisi, biraz şöyle geri çıkacağım. Birincisi, siddhasana dediğimiz oturuş. Biz bağdaş diyoruz ama tam bir bağdaş değil. Bağdaşta ayakları bacakların altına koyarız ya. Şöyle diz kapakları yukarıda kalır. Bu oturuş değil. Siddhasana dediğimiz, her iki ayağın yere temas ettiği ve bacakların altından çıkarıp dizlerimizi de bedenimiz müsaade ettiği kadar yere serbest bıraktığımız oturuş şekli. Birincisi bu. İkincisi de Vajrasana dediğimiz topukların üstünde oturma halidir. Bu. Ama bacakların uyuşması ve ağrımasını önlemek adına mutlaka minder kullanıyoruz. Bu oturuşta da kalça altına minder alabilirsin. Siddhasana dediğimiz oturuşta da altına minder alabilirsin. Hatta meditasyona oturmayı, konsantrasyon çalışmasını ilk kez deneyimleyeceksen kesinlikle almalısın. Mindersiz oturmamalısın. Neden? Kalçayı diz kapaklarından ne kadar yukarı taşırsam bacaklarımın uyuşması ve ağrımasını o kadar geciktirmiş oluyorum. Neden bunu geciktirmeye ihtiyaç hissediyorum? Çünkü dikkatimi odaklandığım objemde tutabileyim diye. Hani bir konsantrasyon çalışması yapacağım ya. Bu sebeple de ben iki minderde oturmayı tercih ediyorum. Yani iki tane minder koyuyorum üst üste. Çünkü kalçamı ancak bu kadar yükselttiğimde, yani diz kapaklarımdan olabildiğince şu haliyle yüksek kaldığında uzun süreli oturabiliyorum. Yoksa bacaklarım çok kısa sürede uyuşmaya başlıyor. Yani burada hemen bir parantez açalım. Hangi oturuşu tercih edeceğini, ne kadar yüksekte olacağını sen deneyimleyerek kendi bedenine göre ayarlayacaksın. Birincisi bu. Meditasyona nasıl otururuz? Oturma şekli bu. Peki oturduktan sonra yaptığım şey ne? Hareketsizliği seçerek, sadece burnunun ucundaki nefesine odaklanarak hiçbir şey yapmadan durma hali. Hepsi bu.
Yüzünü kaşımadan, herhangi bir bedenin bir yeri kaşıdığında elini oraya götürmeden, sadece hareketsizliği seçmek. Neden bunu yapıyorum? Oraya da geleceğiz. Ben oturmaya başladım. 10 dakika sonra, 5 dakika sonra, belki daha kısa sürede bacaklarım uyuşmaya başladı. Gözlerim kapalı. Ya tamam ben oturmayı seçiyorum ama bacaklarım artık o kadar ağrıyor ki benim bütün dikkatim bacaklarımdaki ağrı. Yani benim nefesime odaklanmama engel oluyor. Gözünü açmadan şöyle yavaş hareketlerle ve yaptığın her hareketin farkında olarak bacağını uzat. Birazcık öyle kal. Sonra geri topla. Ama dikkat et. Burada şartımız neydi? Ağrıya odaklanacak kadar şiddetlendiyse ve artık nefesine odaklanamıyorsan ancak o zaman değişme hali. Şimdi biz meditasyonu neden yapıyoruz peki? En önemli noktası şu ki meditasyonu yapma amacımız zihnimizi susturmak değil. Hocam ben oturuyorum meditasyona, zihnim hiç susmuyor, hep düşünce halindeyim, o yüzden bırakıyorum. O yüzden yapmıyorum. Bu şekilde meditasyonu bırakan gerçekten çok kişi var. Hani ben zaten baktım düşünüyorum, susturamıyorum zihnimi, o yüzden de bırakıyorum. Yani. Bizim böyle bir amacımız yok. Bir, hocam meditasyona oturuyorum, hiç mutlu değilim çünkü ağrı giriyor, göğsüme ağrı giriyor, sırtıma ağrı giriyor, bıçak saplanıyor, yaşayacaksın. Bunun nedeni de şu olacak, omurgayı dik tutmak dedim ya. Eğer ki omurgayı dik tutmaktan anladığın buysa, çok değil, 3 dakika sonra ağrı girecek sırtına ya da göğsüne. Çabasız bir dik duruş. Kollar gevşek ve rahat. Omurga düz bir hat ama bu değil. Şu da değil. Çabasız bir dik duruşta bedenin gevşek bir oturma hali. Ya hocam buna rağmen gidiyor. Yani o ağrıyı hissediyorum ve duramıyorum. Meditasyonda oturma süreni her gün pratik ettikçe yavaş yavaş zaten artıracaksın. Çünkü bedenin orada oturma haline alışacak birincisi. Bu ağrılar beni mutlu edemiyor. Ben meditasyonda mutluluğu bulamıyorum. Bizim amacımız meditasyonda mutlu olmak da değil. Öyle bir amacımız da yok. Bu da seni üzmesin. Motivasyonunu kaybetme bu sebeple. Gerçekten öyle bir amacımız da yok. Hani ben mutlu olamıyorum. Zaten benim amacım her şeye rağmen hareketsizliği seçmek ya. Neden hareketsizliği seçiyorum? Oraya da geleceğiz bugün. Hareketsizliği seçmek ya. Zaten benim amacım her şeye rağmen hareketsizliği seçmekse mutlu olamıyorum diye meditasyonu bırakmak zaten pratiğin kendisine aykırı bir şey. Yani o yüzden benim mutlu olmak gibi bir amacım da yok. Onu da bir kenara bırakıyoruz. Anlaştık mı? Teslimiyet mi? Evet, geleceğiz Nihan. Aynen öyle. Teslimiyet diyebiliriz. Bizim buradaki amacımız teslimiyetimizi öğrenmek. Evet, neye teslim olma hali? Eylemsizliğe, hareketsizliğe teslim olma hali. Şimdi burayı bir açalım. Ya ben niye hareketsizliğe teslim olmaya çalışıyorum? Amacım ne benim? Ya benim zihnimden düşünceler geçiyor. Ben diyorum ki bu düşünceleri sadece gözlemleyeceğim. Ha, burayı bir açıklayalım. Bizim meditasyondaki amacımız ne dedik? Zihnimizi gözlemlemek, zihnimizi izlemek. Tek amacımız bu. Yani bu ne demek? Düşünceler geliyor diye zihnine meditasyonu bırakmana gerek yok. Bırak bu düşünceler gelsin. Belki çok kötü düşünceler geçiyor. Belki o gün birine sinirlendin. Sinirlendiğin o kişiyi öldürmek geliyor içinden. Aklından böyle bir şey geçiyor. Bırak geçsin. Ve sen sadece bu düşünce geçerken nasıl bir duyguya bürünüyorsun? Bunu gözlemlemeye çalış. Hani hareketsizliği seçmek dediğimiz şeyin tam olarak noktası bu. Hani püf noktası bu. Neden hareketsizliği seçiyorum burada? Gün içerisinde sürekli olarak zihnimiz çalışır halde zaten. Sürekli bir düşünme halindeyiz. İşteyken akşam yapacağım yemeği düşünüyorum, değil mi? Yoga pratiğindeyken pratikten sonra ağrıyacak belimi düşünüyorum. Sürekli bir düşünce halindeyim. Benim meditasyondaki amacımsa sürekli düşünce halinde olan zihnimi gözlemlemek ki bu noktada ben zihin yapımı anlayabileyim. Yani öncelikle benim kendi üzerime çalışabilmem için düşüncelerimi, duygularımı yönlendirmek ve bunları kontrol edebilmek için bunu önce tanımam gerekiyor. Yani şöyle düşün. Yoga eğitmenisin ya da hayatına giren herhangi bir insanı, çalışanını, çocuğunu, eşini yönlendireceksin.
Bunu yapabilmen için öncelikle yönlendireceğin konuyla ilgili karşındaki kişiyi gayet iyi tanıman gerekiyor. Şimdi tanımadığın bir zihin yapın var, tanımadığın bir düşünce yapın var. Hiç gözlemlememişsin, neye nasıl tepki verdiğini bilmiyorsun ve bir şeyi yönlendirmeye çalışıyorsun. Doğru yönlendirebilmen mümkün değil ki. Kesinlikle yaptığın yönlendirme yanlış olacak. Ve dolayısıyla sana acı verici bir deneyim yaşatacak. En hafif haliyle üzüleceksin. O yüzden bizim öncelikle amacımız şu düşünce yapımızı anlamaya çalışmak. Yani zihnimizi sadece gözlemlemek. Düşünceler gelip geçiyor, gelip geçsin. Sen yargısız, yorumsuz kalarak sadece izle. Şimdi bu niye aklımdan geçiyor yahu? Meditasyonda oturuyorum. Yani ben kahvaltı yaparken yukarıdan sofra bezi silkeleyen komşum neden aklımda şu anda? Ya bırak, yani geçsin de oradan. Ya yani izle. Sana ne yaşatıyor? Ortaya çıkan duygu ne? Şimdi zihni gözlemlemeye başladığın anda, sen zihni izlemeye başladığın anda gözlemlenen şey stres yaşamaya başlıyor, huzursuzlanmaya başlıyor. Kendini hatırla. Kafede oturup amacın bir kahve içmek, karşı masadaki birinin seni izlediğini fark ediyorsun. Nasıl huzursuz olduğunu hatırla, değil mi? Ya da Instagram'ında görmek istemediğin insanların acaba görüyor mu falan diye tedirginliğini yaşıyorsun. Çünkü bir gözlem altındasın ve bunun stresini, huzursuzluğunu yaşıyorsun. Ya da yaptığın bir hatanın hocan tarafından, komşun tarafından, akraban tarafından görülmemesini istiyorsun. Acaba görünecek mi, biri beni gözlemleyecek mi diye stresini yaşıyorsun. Şimdi zihnin de o esnada sen onu gözlemlerken bir huzursuzluk yaşıyor. Biri beni gözetliyor. Ve bu huzursuzluğu yaşaması gayet normal, değil mi? Ve bu gözlemi sona erdirmek için sana çeşitli şeyler yaşatıyor. Bu kadar. Yüzün kaşınmaya başlıyor. Bacakların uyuşmaya başlıyor. Aklına yaşadığın bir olay geliyor ve yaşadığın bu olay sonucunda sinirleniyorsun. Eski sevgilini hatırlıyorsun, üzülüyorsun. Duygudan duyguya geçip duruyorsun. Zihnin amacı ne? Kendi üstündeki gözlemi sona erdirmek. Neden? Çünkü niye gözlemlediğini bilmiyor. Sen yaptığın şeye alışkın değilsin. Zihin de yapılan şeye alışkın değil. O yüzden karşılıklı bir tedirginlik ve kapışma başlıyor. Sen bu kapışmaya rağmen, ortaya çıkan bu duygu ve düşünce seline rağmen hareketsizliği seçtiğin anda ve bunu başardığın anda zihnine şunu öğretiyorsun. Herhangi bir düşünce ya da duygu ortaya çıktığında hareket etmek zorunda değiliz. Sadece durmayı seçebiliriz. Bu neyi sağlayacak sana günlük hayatında? İş ortamındasın. Yöneticin ya da iş arkadaşın tarafından seni sinirlendirecek. Aslında çok üst perdeden bir davranış sergileyeceğin bir olay ortaya çıktığında sen hareketsizliği seçebileceksin. Bunu kim için yapacaksın? Kendin için yapacaksın aslında. Buraya kadar var mı sormak istediğiniz bir şey? Meditasyona nasıl oturulur? Meditasyon nasıl bir haldir ve neden yaparız kısmı ile ilgili bu noktaya kadar var mı sormak istediğiniz bir şey? Evet, sorabilirsin Nadire. Mudra yapmak mı? Mudralar çok farklı bir konu. Mudralara başka bir satsangda girelim bence. Yani bugünün konusu meditasyon neden yapıyoruz? Ve bahsettiğim gibi o spiritüel zehirlenme olsun. Çünkü çok çeşitli mudralar var. Mudraların her bir anlamını anlattığımız, onu konuştuğumuz ayrı bir satsang yapabiliriz. Hocam bu sohbet bile meditatif. E ne güzel, hepiniz buradaysanız, yani sohbet bittikten sonra 6'dan sonra ne yapsam nereye gitsem diye düşünmüyorsanız çok güzel. Evet, soru var mı arkadaşlar? Soru yok. O halde devam ediyorum. Peki, neden ben hareketsizliği seçiyorum? Şimdi Nihal dedi ki teslimiyet. Evet, orada bir teslimiyet var. Neye teslim oluyorum? Ortaya çıkan her şeye teslim oluyorum. Bacağımın ağrıması benim için bir sorun ve acı mı? Evet, bir acı. Uyuşması benim için bir sorun ve acı mı? Ya evet, yani acı duyuyorum. Bazen meditasyonlarda, eğitimde sabahları meditasyon yaptığımızda sizi izliyorum ve diyorum ki işte kaşlarını çatmıştın sırtındaki ağrı sebebiyle.
Yani diyorsun ki ya sırtım çok ağrımıştı o sıra. Yani farkında değilmiş ifademin. Ya da başın öne düşmüştü. Ya boynum ağrımıştı falan. Farkında olmadan boynunu kasıyorsun aslında. Şimdi yaşadığın acı sebebiyle bedenindeki bir şeyleri değiştirmeye başlıyorsun. Ve yaşadığın acı sebebiyle hayatındaki bir şeyleri de değiştirmeye başlıyorsun. Ve belki de değiştirmeye başladığın bu şey farkında olmadan sana uzun vadede zararlar vermeye başlıyor. Şimdi bizim hareketsizliği, eylemsizliği seçmemizdeki gayemiz birincisi teslimiyeti ona öğretmek. Ortaya çıkan her hal ve her duruma teslim olmak. Peki bu teslimiyeti neyle öğretiyorum ben? Çabayla öğretiyorum. Oradaki çabam ne aslında? Çabasızlık. Yani hiçbir şey yapmama hali. Okey miyiz? Tamam. Peki bu hiçbir şey yapmamak bana ne getirecek? Neden böyle bir teslimiyet ve çabasızlık içerisindeyim? Birinci sorum. Birazcık böyle interaktif yapalım bugün. Hani bir zorlayın bakayım, cevaplamaya çalışın. Birinci sorum, neden teslimiyeti seçiyorum? İkincisi, teslimiyeti seçme hali bana meditasyonda ya da günlük yaşantım içerisinde, bu dünya hayatında neyi anlamamı sağlıyor? Tam olarak teslim olduğum şey ne? Efendim. Kendimizi tanımamızı ve ayırt etme becerisi. Hı. Tamam. Ama orada belki de hiç bilmediğimiz bir yönümüzle bile karşılaşabiliyoruz. Çünkü hiç farkında olmadığımız bir yönümüzle bile. Hı. Ve bunu öğrendikçe kendimizi tanıyoruz. Tanıdıkça da ayırt etme becerimizi kazanıyoruz. Ve ona teslim alıyoruz diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Şu sohbetten bir şeyler geldi. Onlara bir göz atacağım. Söylemek istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar buyurunuz lütfen. Kayıt almayacağım çünkü YouTube için video çekiyoruz. Onu yayınlayacağız. Akışta olmak gibi mi? Evet, akışta olmak. Neden akıştayız? Niye akıştayız yani? Ne bu akışta Allah aşkına yani? Niye yani? Orada da o soru ortaya çıkıyor değil mi? Duygularımıza göre acele harekete geçmemeyi sağlıyor. Kendimi dışarıdan gelecek yeni şeylere engellememe, kapatmama olabilir mi? Evet, bunların hepsi, ama en önemlisi de şu arkadaşlar. Benim teslimiyeti seçmem... Tuba bir şey mi diyecek? Son anda gördüm. Evet. Eve giremedim artık. Çocuk sesi var, çok Heh, yapacak. tamam. Görmüyorum sürekli. Bana şey olarak geliyor biraz. Olanı kabul etmek, değiştirmeye çalışmamak, bunun için çabamı yanlış yere yönlendirmemek aslında. Olanı kabullenmek ve değiştirmeye çalıştığımızda çok çaba sarf ediyoruz ya, gereksiz bir çaba sarf ediyoruz bazen. Anda kalıp kabullenmek, sadece kabulleniş. Tamam, peki. Yani neden anda kalıp kabulleniş? Bu sefer de o çıkıyor ortaya, değil mi? Evet, şimdi niye teslim oluyoruz? Neye teslim oluyoruz? Ve bu teslimiyeti sağlayabilmem, teslimiyetin bana anlatacağı şey ne? Ve bunun sonucunda ben neyi öğreneceğim? Meditasyon, evet, bir teslim olma hali ve içinde bulunduğum duruma teslim olma hali. İçinde bulunduğum durum tam olarak ne benim? Hareket etme isteğine karşılık hareket edememe, kaşınma isteğime karşılık kaşınamama, ya acı çekmeme rağmen oturuşumu değiştirememe veya yani oturmaktan vazgeçip kalkmama hali, değil mi? Çünkü kendime, yani pratiğin amacı bu, yaptığım telkin bu. Burada ben oturacağım. Ne kadar oturacağım? 1 saat oturacağım, 2 saat oturacağım, 3 saat sadece gözleri kapatacağım ve burnun ucundaki nefese odaklanarak oturacağım. Evet, zihnimizi terbiye ediyoruz. Yani buradaki teslimiyet halinin öncelikle bize anlatmak istediği şey, benim bu teslimiyetle anlayacağım en önemli şeylerden bir tanesi benim ne kadar aciz olduğum. Bir dakika, hani biz kusursuzduk? Değil mi? Biz sonsuz kaynaktan gelmiştik. Her halimle tamdım, her halimle kusursuzdum. Ne oldu şimdi, teslimiyetle acziyeti anlamış olduk yani, değil mi? Şimdi işte burada olaya bu spiritüel zehirlenme dediğimiz kısma bir giriş yapalım. Arkadaşlar,
Kendini arayış yolculuğu, evet, güzel bir yolculuk. Ben kimim sorusu derin bir soru. Ama çıktığımız bu yolculukta ben kimim sorusunu sormak yerine ben en büyüğüm, kusursuzum ve kutsalım diye yolunu kaybeden çok örnek var. İşte spiritüel zehirlenme dediğimiz şey burada başlıyor. Bizim içinde bulunduğumuz öğretiye dair öğrendiğimiz her şey ve bu öğrendiklerimizle pratik ettiğimiz her şeyin bize öncelikle öğretmesi gereken şey bizim ne kadar aciz olduğumuz. Bizden kasıt ne? Yani benim acziyetim neyle alakalı? Benim sahip olduğum bu beden ve bu zihinle alakalı. Şimdi öncelikle ben bu bedenin ve bu zihnin ne kadar aciz olduğunu öğrenmem, görmem gerekiyor ki neyle uğraştığımı, neyle çalıştığımı bileyim. Yani düşünsene, bir saat sabit bir şekilde oturamadığın bir beden, bir zihin. Yani oturma halinde bile kontrol edemediğin bir bedenimiz var. Hem hemen bacaklarımızın ağrıdığı, hemen kalçamızın uyuştuğu, hemen göğsümüze bir ağrı saplandığı bir bedenimiz var. Öncelikle bizim bu acziyeti görmemiz gerekiyor. Acziyeti görmek ne demek? Neyin acziyetinden bahsediyoruz? Acizlik ortaya çıkardığı şey ne? Egoyu görünür kılıyor aslında. Benim acziyetten kastım tam olarak egomun acizliği. Yani ben diye tanımladığım her şeyin bu dünyada ne kadar aciz kaldığının farkına varmam gerekiyor. Ve teslimiyet dediğim şey de bana tam olarak bunu anlatıyor ve öğretiyor. Ve ben bu acziyeti kabul ettikten ve idrak ettikten sonra ancak evet ben bu beden ve bu zihinle aciz ve bunu kabul ettim. Ancak bundan sonrasında sonsuz kaynaktan geldim, kusursuzum ve her halimle tamım diyebilmeliyim. Ama ben acziyetimi görmeden, bu acziyeti kabul etmeden ki öyle değil mi? Hani günlük yaşantı içerisinde bir düşünün dertlerimizi, sorunlarımızı, dert ettiğimiz şeyleri aslında. Hani o yüklendiğimiz dertler bile, dert diye baktığımız şeyler bile ne kadar aciz kaldığımızın bir göstergesi. Yani şeyi düşünsene en basitinden işten çıkıyorsun. İşinle evin arası mesafe 10 dakika. Bir saati trafikte geçiriyorsun. Ya 10 dakikalık mesafedeki evime 10 dakikada gidemeyecek kadar acizim yani düşünebiliyor musun? Ya 50 dakika daha yol alıyorum. En basit örneği. Ya da aslında beni hiç üzmemesi gereken bir şeyin beni üzmesiyle sonuçlanan bir olay yaşıyorum. Yani bana ait olduğunu söylediğim duygu düşüncelerimi bile yönlendiremeyecek kadar acizim. Ve meditasyona teslim olduğum zaman ancak bu acziyetimi fark edebiliyorum. Ve bu acziyet bana, yani buradaki acziyetten kastımız şey değil, ne kadar aşağı olduğumuz, ne kadar küçük, işte ne kadar önemsiz vesaire değil. Buradaki acziyet bana şunu gösteriyor. Aslında ne kadar da egoyla hareket edebiliyormuşum ben bu hayat içerisinde. Çünkü ancak bu kadar egoyla hareket etmem karşısında düşüncelerimi ve duygularımı birilerine ya da yaşadığım bir olaya teslim edebilirim. İşte meditasyonun bana katacağı en önemli şeylerden bir tanesi benim bu konuda idrakimi artırması olacak. İşte bu yüzden meditasyon yapıyoruz. Meditasyon yapma sebeplerimizden bir tanesi bu. Bunu anlayabileceğim ki yürüdüğüm bu spiritüel yolculukta edindiğim bilgi, öğreti ve pratikler beni zehirlemesin. Zehirlediği noktada ben kimim sorusunu sormayı bırakıp ben neymişim de haberim yok safhasına geçeceğiz yani. Ve burası da en tehlikeli nokta. Ve gerçekten aranızda bu yolculuğa yeni çıkanlar varsa bunları yaşayabilirsiniz ve bunlar hakikaten bir tehlike. Çünkü kişinin kendini kaybedebileceği alanlar. Hatta 1984 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam bir tane psikoloğun ortaya attığı, onun bulduğu bir tanım. Spiritüel bypass dediği şey de spiritüel zehirlenmenin içerisinde yer alır. Biz her zaman deriz ya işte öğreti ve pratik içerisinde, kendi pratiğin içerisinde sürekli doğru çaba halinde olman gerekir.
Ama doğru çabayı uyguladığını düşündükten sonra bir rehberle de kendini rehber olarak seçtiğim biriyle de paylaştığında benim halletmem gereken şöyle bir sürecim var ve bu süreç içerisinde ben bunları yaptım. Bunları da bırakmam gerektiğini farkına varıp bunlardan da vazgeçtim. Benim daha bunun üstüne yapabileceğim bir şey var mı? İşin hakkını verdim. Her şey okey. Ama sonuçta da bu gerçekleşti. Hiç de istemediğim olumsuz bir sebepte. Demek ki bunun olması gerekiyormuş. Evet, bu sürecin doğru olduğunu gösteren bir yöntem. Ama diğer tarafta spiritual bypass dediğimiz olayda ise şöyle bir şey gerçekleşiyor. Kişinin hiçbir şekilde çabalamaması, içinde bulunduğu duruma dair elinden gelen bir tarafa hiçbir şey yapmaması ve sonucunda demek ki böyle olması gerekiyormuş demesi. Spiritual bypass olarak tanımlıyor. Psikoloğun adını hatırlayamadım. Google'dan bakabilirsiniz. Spiritual bypass dediğimiz şey de spiritüel zehirlenmenin parçalarından bir tanesi ne yazık ki. Böyle şeyler de yaşayabiliyoruz. Yani söz verdiğim saatte bir yerde olmam gerekiyor ve ben sadece keyfi olarak söz verdiğim saatte orada olmuyorum. Evden birde çıkmam gerekirken 1.30'da çıkıyorum ve geç kalıyorum. Ya neden geç kaldın? Böyle olması gerekiyormuş. Öyle bir dünya yok yani arkadaşlar. Yani böyle olması gerekmiyormuş. Senin evde birde çıkman gerekiyormuş. 1.30'da çıkmışsın yani. Hani bunu kalkıp da şeye bağlayamazsın. Demek ki bu böyle yazılmış diyemeyiz. Hani şey gibi bu. İşte fay hattı üzerine ev kurup ve gerekli zemin etüdünü yapmadan deprem olduğunda da mukadderat demek gibi bir şey. Ya da sel yatağı üzerine binayı inşa edip sel baskınında da binanın yıkılması ve insanların ölmesi sonucunda kader dememiz gibi bir şey. Hani spiritual bypass dediğimiz olay tam olarak bu. Bunlar da bu zehirlenmenin bir parçası ve Çetin öğretmenin bunu aslında öğreti çarpması diyor. Öğretiyi yanlış yorumladığımız noktalardan en önemlisi. İçinde bulunduğumuz öğreti evet çok değerli. Hangi öğreti olduğunun bir önemi yok. Tasavvuf, yoga ya da başka bir öğreti. Gerçekten içinde bulunduğumuz her öğreti bize mutlaka kaynağa ulaşmamız için rehberlik eden öğretiler. Fakat biz bu öğretileri ne yazık ki kontrol edemediğimiz şu zihin yapısıyla yanlış yorumlayabiliyoruz ve bu yorumlamalar da ne yazık ki bizi zehirleyebiliyor. Ve bu zehirlenmeyi de fark etmeden hayatı böyle sürdürüp devam ettirebiliyoruz. O sebeple arkadaşlar en önemli nokta pratiğin vazgeçilmezi hem yoganın hem tasavvufun meditasyon. Yani yoga da adı meditasyon, tasavvuf da adı tefekkür. Derin düşünme hali, oturup sadece kendini gözlemleme hali. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız olursa arkadaşlar detaylandırabiliriz. Her zaman söylediğim gibi sorularınız ve eşliğiniz olayı değerli kılıyor. Varsa sorunuz ya acaba saçma mıdır demeyin. En fazla güleriz. Ne olacak yani başka bir şey olmaz. Değil mi Yeşim? Saçmalamalarına karar verdim. Nasıl? Saçmalamalarına karar verdim. Mustafa az önce şey diyor. Hayır diyor biz saçma olup olmadığına karar veririz. Sen söyle. Evet lütfen Fatma. Şimdi bu mesela dediniz ya böyle olacakmış diye. Oradan şöyle mesela ben şöyle uyguluyorum. Kontrol edemeyeceğim şeyler var. Kontrol edebileceğim kendimle ilgili şeyler var. Başkasıyla ilgili bir durumla karşılaştığımda, diyelim ki hoşuma gitmeyecek bir durumla karşılaştım. Evet. Artık o olmuş. Ona yapacak hiçbir şeyim yok. Benim tek kontrolümde olmayan bir şey. Hı. Orada böyle yapıyorum ben. Hani, o da böyle yaşanacakmış. Hani, tam teslimiyet diyorsunuz ya. Ya evet senin Ben kontrolünde olmayan bir olay için evet kesinlikle böyle. tamam. Teşekkür ederim. Bir de Rica hocam ederim. bir şey daha sorabilir miyim? Evet lütfen. Ego ile ilgili geçen derste de söylediniz de Bir yetersizlik. dakika, bir saniye rica edeceğim. Şu camı bir kapatayım, çok ses geliyor yine. Evet, senleyim şimdi. Yetersizlikten bahsederken Hı. söylemiştiniz de yetersizlik hissi ego ile karışırsa bir de yargı katılırsa almak istediğini alamazsın gibi bir şey söylemiştiniz. Ne demişim? Tekrar okusana. Tekrar okur musun? Ne demişim? Yetersizlik hissi ego ile birleşirse bir de yargı katılırsa almak istediğini alamazsın
Evet. gibi bir ifade yazmıştım. Ben tam bu meal olarak böyle bir şey yani. Ben kelime kelime böyle değil ama. Burada bir de şey demiştiniz. Yeterli ebole ile ne olduğu için görünme hissi var orada. Yeterli olma, Aha. görünme duygusu. Şimdi bunun görünür olmak egoyla yani ilgiliyse yani bunun normali nedir? Görünür olmanın, gerçi meditasyonla ilgili olmadı ama geçen gün derste konuşulduğu için sormak istedim hocam size. Anladım, tamam, peki. Görünür olmaktan kasıt şu. Evet, kişi yaptığı işle görünür olmalı. Sahip olduğu niteliklerle, özelliklerle görünür olmalı. Ki bu görünür olmak demek de aslında kendinde sahip olduğu şeyleri kabul etme ve bunları yapma, uygulama halidir. Fakat yetersizlik hissiyle gelen görünür olma hali ise tamamıyla ego ile ortaya çıkan bir şeydir ki buradaki görünür olmak ben buradayım demek aslında. İşin içine benlik giren bir kısım. Fakat diğer türlü sahip olduğu nitelik ve özelliklerle görünür olma hali ise bir tevazu barındırır. O tevazu da şudur: sahip olduğu nitelik ve özelliklerin kendisinden olmadığını, ona verilmiş olduğunu idrak etmiştir. Ve bu verileri de hakkıyla hayatında uyguluyordur. İşte keman çalmaya harika bir yeteneği vardır ve kendini o alanda geliştirmiştir. Ve bunu da insanlıkla paylaşıyordur gibi. Anlatabildim değil mi? Ya da iyi bir konuşmacıdır ve bunu insanlıkla paylaşıyordur. İyi bir yoga eğitmenidir. Bunun da hakkını veriyordur. Fakat burada yetersizlik hissiyle kişi kendinde olmayan bir şeyi kendinde varmış gibi gösterme haline geçer ki işte ego dediğimiz şey burada devreye giriyor. Fatma. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Rica Oldu işte. ederim. Eda, evet. Hocam, şey soracağım. Meditasyona oturmak istememek. Ego ile alakalı mı? Ben her gün yoga pratiği yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum ama meditasyona asla oturasım gelmiyor. Oturdum mu da böyle zihinler bir sürü yerlere gidiyor. O yüzden de yapmıyorum. Bu ego ile alakalı bir şey mi İşte acaba? tam da dersin başında demiştim ya. Hani zihnim sürekli başka yere gittiği için madem zihnim dolaşıyor o zaman meditasyon niye yapıyorum? Şuraya odaklanamıyorsam ne hali var? Ya ego ile alakalı olup olmaması bir tarafa ki evet kesinlikle egodan da bir parça vardır. Ego ile alakası olup olmamak bir yana eksik kalan bir durum var aslında işin içerisinde. Bedenin de çok güzel ilgilendiğini biliyorum. Her gün yoga pratiği yaptığını ve ne kadar vakit ayırdığını tahmin edebiliyorum ki harika bir pratiğin var. Ama bunu meditasyonla taçlandırmadığın zaman, hani beden, zihin, ruh bütünlüğünü sağlayamadığımız zaman bir taraf eksik kalıyor ve bu da seni gün içerisinde huzursuzluğa itecek. Çünkü iç benliğin yapman gerektiğini gayet iyi biliyor. Fakat sen zihninle girdiğin mücadeleyi kaybediyorsun. Zihin diyor ki, Eda zaten biz meditasyon derken yani düşünüp duruyoruz. Miami'de nereleri gezdik, başka ileride nerelere gideceğim falan diye değil mi yani? Hani boş ver sen pratiğini yap geç yani asanayla yetin. Ama buna düşmemek gerekiyor. Meditasyona kesinlikle ve kesinlikle oturmak gerekiyor. Konu burada şey değil arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Meditasyonun herhangi bir amacı yok. Yok. Amaçsız. Meditasyonun yararı, Osho Boş Kayık kitabını okuyun. Osho diyor ki, sordular meditasyonun yararı nedir? Meditasyon tamamen yararsızdır. Yararsız. Yani hani şey, para neye yarar? Bir sürü şey sayarız değil mi? Araba yararlı mıdır? Bir sürü şey sayarız. Ev yararlı mıdır? Onlarca. Telefon, bilgisayar, yani şu dünya içerisinde kullandığımız, ulaştığımız, ulaşamadığımız her şeyle ilgili ya bu yararlı mıdır sorusunun cevabı bir sürü şeyler sunarız. Meditasyon yararlı mıdır? Arkadaşlar vallahi yararsız. Çünkü yaptıktan sonra elde avuçta hiçbir şey yok. Yani oturdun bir saat, kalktın bir saat. Şimdi ne gerçekleşti geriye aslında? Aslında zaman kaybı değil mi? Hani meditasyon dediğim şey böyle düşündüğün zaman. Yararsız bir şey yani. Hani hiçbir yarar yok ki. Ortaya bir fayda çıkmıyor. Gözle görülür bir şey yok. Yani meditasyon yararsız. Ve hem bir sebebi de şu. Meditasyona oturmama halinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de şu. Zamanım yok ki benim.
Yani benim 1,5 saat meditasyonda oturacak zamanım yok. Yani sabah erken kalksam işe gideceğim sonra uykumu almamış olacağım. Akşam bir sürü plan program var. Hani şey yapamayacağım. Şurayı bir bitireyim ya daha söz vereceğim. Bununla ilgili de çok güzel bir keşiş hikayesi vardır. İşte kişi üstada soruyor. Keşişe soruyor diyor ki meditasyonda ne kadar oturmalıyım? İşte hocası da diyor ki 1 saat. Ya ama ben çok yoğunum yani benim 1 saat vaktim yok diyor. O zaman 2 saat otur diyor. Ya hocam diyor ben 1 saat vakit bulamıyorum diyorum. Hani 2 saat diyorsun. Ha o zaman 3 saat otur diyor. Şimdi burada anlatmaya çalıştığı şey ne? Vaktin mi yok? 1 saat otur ne kadar çok vaktin olduğunu gör. Ya 3 saatin yok mu? Ya bir otur ki ne kadar çok vaktin var. Hani bir onu gör. Yani vaktimiz yok dediğimiz gün içerisinde bir oturup da kaç saati boş geçirdik? Bir ona bakalım. Şu telefonlar her hafta sonunda rapor gönderiyor ya. Bu hafta ekrana bakma süresi günlük ortalama falan diyor. He işte bir bak o ekrana günlük ortalama kaç saat bakmışsın ve baktığında da ne yapmışsın? Hani ona bir bak. Yani ve günlük 6 saat mi o ekrana bakmışsın? Hani bunun 1 saati herhalde hadi 5 saati çok dolu baktın. Ya tamam günlük 5 saat şu ekrana çok dolu baktın diyelim hani. Dop dolu baktın ve ya 1 saati de meditasyona ayır ya yani. Hani o yüzden vakitsizlikle ilgili de bir şikayette bulunmayın. Evet Eda. Hocam meditasyon tefekkür dedik ya, meditasyonda hiçbir şey bir yaratır vesaire dedik geçtik. Bir donanıma ihtiyacımız Evet. yok dedik. Tefekkür içinde onu diyebilir miyiz? Donanımsız bir şekilde tefekkür edebilir miyiz? Tefekkür dediğimiz şey Eda derin düşünme hali ve bu kültürden kültüre değişen isimlerden başka bir şey değil. İşte tasavvuf buna tefekkür demiş, yoga buna meditasyon demiş. Yani ortak noktada buluştuğunda paralelde aynı şeyden bahsediyorlar. Yani sadece bizim kendi içimizde kültür olarak ayrışmamız sonucunda ortaya çıkan şeyler. İşte üst tabakanın ya da batının işte reikinin vesaire sosyetenin inisiyasyon dediği, insiye dediği olaya tasavvuf irşat demiş. Yani irşat dediğin şeye başka birileri kaçabiliyor. Ya da bir yerde inisiyasyon dediğinde irşat kelimesini kullananlar öbürlerine inançsız olarak bakabiliyor. Ama temelde hepsi aynı şeyden bahsediyor. Tefekkür dediğimiz şey de derin düşünme hali. Ve esasen benim kendi yorumum aslında kişi pratikte ilerlemeye başlamadan önce hangi din ya da öğreti içerisinde olduğunun bir önemi yok. Pratikte ve ibadette ilerlemeye başlamadan önce mutlaka ve mutlaka derin düşünmesi gerekiyor. Ki zaten dinlere ait kitaplarda da bunu görüyoruz. Kur'an'ı açtığında insana çokça ama çokça düşünmez misin, akletmez misin? Sadece bu iki soru soruyor ve o kadar çok yerde soruyor ki düşünmez misin? Yani yıldızları yarattık, düşünmez misin? Sivrisineği yarattık, düşünmez misin? Hani hiç mi düşünecek bir şey yok işin içinde? Bir düşün, bunlar nasıl var oldu, nasıl yarattık? İnsanı yarattık, insanı bir damladan var ettik, düşünmez misin? Yani sürekli bir düşünmez misin var. Hani şey yok aslında, okumaz mısın yok, çalışmaz mısın, ibadet etmez misin falan yok yani düşünmez misin? Çünkü üstüne düşünmeden yaptığın hiçbir şey sana fayda sağlamayacak. Ben bundan birkaç ay önce bir şeyi fark ettim. Hatta Haziran ayı Kurban Bayramı yoga tatilindeydik. Bugüne kadar kendimle ilgili uğraştığım, ilgilendiğim her şey sonucunda gerçekten zihnin bu kazandığı farkındalıkları hayata nasıl geçirdiğini fark ettim. Bunu Haziran ayında keşfettim ve bugün karşıma YouTube'da Sinan Canan'la ilgili bir video çıktı. Ve Sinan Canan bilmeyenleriniz vardır. Kendisi sinir bilim uzmanı, bir nörolog, profesör kendisi, bilim insanı. Ve gerçekten çokça spiritüel alanlarla, tasavvufla yakından ilgili bir insan. Ve bugün karşıma Sinan Canan'la ilgili bir video çıktı ki benim aylar önce söylediğim şeyi bir bilim insanının söylemiş olması da beni ayrıca sevindirdi. Şunu fark ettim, evet ben doğru bir tespitte bulunmuşum kendimle ve sürecimle ilgili. Süreç şuydu, benim keşfettiğim şey şuydu. Hani diyoruz ya idrak etmek, idrak etmek demek öğrendiğin bilgiyi, edindiğin bilgiyi hayatına uygulama yetisi.
zekanın yükselmesi demek aslında. Yani meditasyon şu 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 işe yarıyor. Benim zihnimi kontrol etmemin bir yoludur. Bu bilgiyi aldıktan sonra benim meditasyona oturabilme kabiliyetim bu bilgiyi idrak etme şeklimdir. İdrak edebilmişimdir ki bunu hayatıma geçirmişimdir. Şimdi konuştuğumuz bu sohbetlerde ya da bireysel olarak yaptığımız araştırmalarda bazı farkındalıklar kazanıyoruz. Yani biliyoruz, bilgiye sahip oluyoruz. Fakat bu kazandığımız farkındalıklar, edindiğimiz bu bilgi hayatımıza geçirmediğimiz anda çöp, hiçbir işe yaramıyor. Ve ben şunu fark ettim Haziran ayında. Benim kazandığım herhangi bir farkındalık, yani almış olduğum bilgi, eğer ki bende bir işe yaramadıysa, bilgi ne işe yarar insanda? Kazandığın farkındalığı hayatına nasıl uygularsın? Edindiğin bu bilgi sonucunda ya bir şeyleri bırakırsın ya da bir şeylere başlarsın. Sigaranın sağlığa ne kadar zararlı olduğunu, pratiğini ne kadar olumsuz etkilediğini öğrenirsin. Bu bir bilgidir, tamam mı? Edindiğin bu bilgi sonucunda sigarayı bırakırsın, bu idraktır. Ya da meditasyonun zihnine ve bedenine, senin tekamüldeki yolculuğuna ne kadar olumlu etkide bulunduğunu, etki ettiğini öğrenirsin. Bu bir bilgidir, bu bir farkındalıktır. Meditasyon yapmaya başlarsın. Bu da idraktır. Yani o zaman benim beynimin çalışma sistemi, beyin dediğim organın çalışma mekanizması bilmekle değil, yapabilmekle ilgili. Ve şunu keşfettim ben Haziran'da, dedim ki benim bugüne kadar kazandığım farkındalıklarla ilgili herhangi bir bırakışa ya da başlamaya geçemediysem bu farkındalık bende vücut bulmamış, zekam yükselmemiş ve bu şu demek, zihnim kazandığım farkındalığın umurunda bile değil. Yani ben hiç yol almamışım. Dolayısıyla da zihnim üzerinde herhangi bir kontrol mekanizması kuramıyorum. Kontrol hakimiyetim olmuyor. Ve bugün Sinan Canan'la ilgili karşılaştığım videoda, hatta size izletmek için videoyu da bilgisayara kaydetmiştim. Şu anda benim ekranımı görebiliyorsunuz, değil mi? Ekranımı görüyor musunuz şu an? Tamam. Evet hocam görüyorum. Evet hocam. Ama başındaki beyin anlatıyorum. Deseniz ki en önemli ne öğrendim? Ben bunu büyümüş geçen hayatım. Beyin bilmek, bir hareket yapıyorsa yapamadığı şey bilmemiz 5 para etmez. Çünkü öğrenmenin bizim davranışsal bir özellik, tamam mı? Davranış değiştirme sebep olan bir ihtiyacımız. Davranış değiştirme yoksa bilmekten bahsedemeyiz. Tonla şey biliyoruz. Zihnimiz bu hangi biliyoruz. Tonla farkındalığımız olan hiçbir şey yapmıyor. Mesela isteyin herkes birbirini sevmedi. Instagram'da paylaşmak güzel. Komşumu sevmedi. Haberde gördüğünde bir sebep biliyor musun? Çok kolay köşelerde, orada, burada, akademik mahfillerde yaradılan seyirci, yaradılan yöneticilerin gerçekten seyrediliyor musun acaba? Bunları sorgulamadıktan sonra işlerin altından kalkmak zor geliyor bana. Evet. Demek ki neymiş? Kazandığım farkındalık bende herhangi bir davranış değişikliğine yol açmıyorsa çöp bilgi. Beni bir şeylere başlatmıyorsa, benim bir şeyleri bırakmama sebep olmuyorsa çöp aslında. Hiçbir işe yaramıyor. Ve bununla birlikte neyi getiriyor beraberinde? Ben bir öğreti içerisine giriyorum. Öğretiyle ilgili bir şeyler öğreniyorum. Felsefesini öğreniyorum. Pratiklerini öğreniyorum. Fakat edindiğim bu bilgiler bende herhangi bir davranışsal değişikliğe yol açmıyor. Yani zeka yükselmedi, zihin yapım değişmedi, dönüşmedi. Peki ben edindiğim bilgiyle zihni dönüştüremediysem o zaman ikinci yol kalıyor. Zihnim kendisini dönüştüremeyen öğretiyi dönüştürmeye başlıyor. Bu sefer öğreti beni çarpmaya başlıyor. Spiritüel zehirlenme yaşıyorum. Yani iki bilgi kaynağından ya biri diğerine uyacak ya o ona uyacak. Bir ortak noktada buluşmaları gerekecek. Edindiğim bilgiyle ben zihnimi dönüştüremiyorsam, zihnim benim algımdaki bilgiyi dönüştürmeye başlıyor. Yani
kendisini ve beni iyice zehirlemeye başlıyor. Ondan sonra uğraşmam gereken daha çok sorun ortaya çıkıyor. O yüzden arkadaşlar, edindiğimiz farkındalıklar bizler için büyük bir sorumluluk. Yani hepimiz için böyle, bu farkındalığı edinen herkes için böyle. Hatta bununla ilgili çok güzeldir. Hani edindiğimiz bilgi içinde bulunduğumuz öğreti bizde böyle mutlu olmaya, hani hep onu hissederiz ya. Yeni bir şey öğreniyorsam, hayatıma yeni bir şey katıyorsam bu beni mutlu etmeli, mutlu olmalıyım. Huzursuzsam yani burada bir problem var. Hani mutlu olmam gerekiyor, yüzümün gülmesi gerekiyor. Hep bu algıdayız ya. Hayatımdaki her yeniliğin bana mutluluk, güler yüzü getirmesi gerekiyormuş gibi. Halbuki hayatımdaki her yeni bilgi bana artı sorumluluklar katıyor. Benim onları yapabilme sorumluluğum, yapma sorumluluğunu katıyor. Yani bununla ilgili Leslie Hazelton, Yahudi bir yazar kendisi, bir semineринde şeyi anlatıyor. İlk Müslüman diye bir kitap yazıyor. Bu ilk Müslüman kitabı, ilk Müslüman dediği Hazreti Muhammed. Yahudi bir agnostik yazar, Hazreti Muhammed'in hayatını araştırarak onun hayatını kaleme alıyor ve kitabın ismi de İlk Müslüman. Ve bu kitabı yazarken de diyor ki, hani araştırma yapabileceğim en iyi coğrafya Arabistan'dı. Mekke, Medine'ydi. Ve buraya giderken beni endişelendiren, tedirgin eden tek şey diyor, başımı kapatmak, çarşafa girmek, hani falan filan. Ve kapanma hissi bana çok kötü gelmişti diyor. Ve kapandıktan sonra hani mecburen diyor, o topraklarda kadın olarak gezebilmek için kapanmak zorundaydım. Kapandıktan sonra aynaya baktığımda kendimi çok zarif gördüm diyor. Çok zarif buldum ve o halim çok hoşuma gidince de fotoğraf çektim, Instagram'da paylaştım diyor. İşte giydiği bir pardesü, başını örttüğü bir örtüyle çok hoşuna gitmiş o hali. Instagram'da paylaşıyor. Altına diyor, Yahudiler nefret yağdırırken Müslümanlar da sevinç nidaları attılar diyor yorumlarda. Yani Yahudileri diyor anladım nefretlerini. Çünkü benim işte kendilerinden hariç ya da düşman gördükleri birine taraf olduğumu düşünüp benden nefret ettiler ama Müslümanların neden sevindiğini hiç anlamadım diyor. Yani velev ki ben diyor Müslüman olmuş olayım ya da onların giyim tarzıyla, onların benimsediği ve onların inancına uygun şekilde giyinmiş olayım. Bu onları neden sevindirdi hiç anlamadım. Fakat diyor kitabı yazmak için yaptığım araştırmalar sonucunda diyor fark ettim ki Müslümanlar kendi peygamberlerini de hiç anlamamışlar. Acaba diyor Hazreti Muhammed'e ilk vahiy geldiğinde, sen artık peygambersin dendiğinde o dağdan aşağı oley diye koşarak sevinçle mi indi? Yoksa omuzlarında büyük bir yükle mi? Aslında bir korkuyla mı aşağı indi? Müslümanlar kendi peygamberlerini bile anlamamışlar diyor. Arkadaşlar, bilgi dediğimiz şey bir sorumluluktur. Aslında bir yüktür. Bize heyecan yaşatacak, bizi mutluluktan havalara uçuracak bir şey değildir. İşte bu yüzden uyguladığımız, özür dilerim, edindiğimiz farkındalıkları hayatımıza ne kadar uygulayabiliyorsak o farkındalıklar bize yük olmaktan o kadar çıkacaklar. Var mı başka sorunuz? Hocam son bir sorum var. Evet lütfen. Son olmasa da olur. Yoksa düşünmeye mi çalışacağız? Yani akıp gitsin hoşuma gidelim. Meditasyonda bizim başlangıç olarak yapacağımız ilk ve tek şey şu. Bizim odaklanabileceğimiz bir objemiz var. Kim buna meditasyon yoga öğretisi kaba obje der. Yani kaba obje ne demek? Beş duyuyla algılayabildiğin nefes. Nefes ve nefesi sadece burnun ucunda takip etme. Gözlerimi kapattım, oturuşumu belirledim ve burnumdan nefes alıyorum, burnumdan nefes veriyorum. Aldığım nefesle buradayım, verdiğim nefesle buradayım. 10 tane aldım, verdim, burnumdayım. Bir farkına varıyorum ki dakikalarca başka bir düşüncenin peşinde sürüklenmişim. Hemen tekrar nefese dönüyorum fark ettiğim anda, bu kadar. Aslında ilk etapta meditasyon pratiğine başladığında meditasyon pratiğinin ilk amacı, başlangıç seviyesi şudur.
Dikkatinin nefesinden dağıldığını fark ettiğin o anda tekrar nefesine dön. Nefese dönüş süreni kısalt. İlk başladığında, meditasyona ilk oturduğunda düşüncelerin, duyguların peşinde 10 dakika, 15 dakika gezersin. Ancak 15 dakika sonra eyvah ya ben neredeyim diye farkına varır, nefese dönersin. İkinci gün bu 30 saniye düşer. Bir hafta sonra 2 dakika düşer. Gitgide bu süreyi kısaltırsın. Bunun bana sağladığı şey ne? Ortaya çıkan düşünce sonucunda herhangi bir davranışsal hareket sergilemeden düşünceyi kontrol edebilme hali. Yani günlük hayatım içerisinde beni öfkelendiren bir durum ortaya çıktığında öfkeli bir şekilde normalde nasıl cevap veririm? Bağırırım, elimdeki bir şeyi savururum, belki fiziki bir zarar veririm, karşımdakine vuracağım. Benim düşünce ortaya çıktıktan sonra davranışa geçeceğim andaki geriye dönüş süremi, düşünceye geri dönüş süremi kısaltma bu. Yani benim önceliğim bu, amacım bu. Burada nefesi izlemek ve ilk ve tek amacım, ki bu kişinin pratiğine göre değişecektir. Kimisi belki bir yıl boyunca buradadır, kimisi bir ay buradadır. Bir ay sonra farklı bir seviyeye geçecektir. Bu kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. O sebeple bizim önceliğimiz nefese dönüş süremizi kısaltmak, minimuma indirmek ve ondan sonrasında zaten sonraki çalışma şu, nefeste kalma süresini uzatmak. Yani ve sonraki aşamada söz vereceğim, sonraki aşamalarda ise şu, nefesi artık görünür kılmak. Alıp verdiğin nefesi kapalı gözlerle görme hali. Sonrasında renkli ışıklar. Sonrasında sabit beyaz bir ışık. Anlaştık mı? Evet Muhteber. Sonra Fatma sana söz var. Hocam meditasyonu sabah ya da akşam yapmamız bizim halimizi etkileyen bir şey mi? Zamanın? Evet, sabah erken saatte yapmak tavsiye edilir. Ki bu sabah erken saatten kastımız da güneş doğmadan önce başlayıp gün doğumunu meditasyonla kıymet böyle oluyor. Güneş doğmadan öyle bir saat mi var ya falan diye. Hayır öyle bir saat yoktur ya. O atlıyordur orayı falan insanlık diye. Her zaman tavsiye budur arkadaşlar. Her şeyde tavsiye budur. Her öğretide tavsiye budur. Yani çünkü gece uyumuşsun. Tamam mı? Uyanmışsın. Zihin, beyin kendini resetlemiş. Eğer ki derin uykuya geçebildiysen, eğer ki erken yatağa girdiysen, değil mi o gece yarısını, o 11 ile 2 arasını derin uykuda geçirdiysen, tabii bunlar var. Hani yoksa şey değil yani, gece 3'e kadar dışarıda eller havaya, geldim 3'te yatağa girdim. O değil yani. Hani hakikaten beynin gece resetlemesi için, hani optimal sürelerde yatağa kavuştuysan ve uyuduysan ve gerekli uykuyu aldıysan, beyin resetlenmiş, güne başlamışsın ama herhangi bir olay gerçekleşmemiş, hiçbir kimseyle muhatap olmamışsın, herhangi bir duygu ortaya çıkmamış, hemen meditasyona oturuyorsun. İşte orada zihnin stabil kalması çok daha kolay. Ama gün sonu akşam yapılan, ya akşam yapmayalım mı? Ya akşam da yapabilirsin. Fakat gün sonu akşam yapılan, bütün günü muhasebe ettiğin bir yer artık. Yani iş yerinde sinir krizi geçirmişsin, çocuğun seni perişan etmiş, sevgilin trip atmış, yoga hocan fırçalamış, oturmuşsun gece 10.30 kaşlar böyle. Yani hangisine sinirleneceğini şaşırmışsın. Yani o yüzden en güzeli sabah bu meditasyonu gerçekleştirmek. Neden sabah? Yani bir de şey var, hani hakikaten şifalı bir an. Güneşten önce uyanmak. Ya bunu işte sabah namazı saati, hani hadis-i şeriflere baktığın zaman o kadar çok mesaj var ki o vakitle ilgili. Yani mutlaka evinizin camını, kapısını açın, içeriye o hava girsin, o havayı soluyun vesaire diye. Hatta hakiki gül bu dünyada frekansı, titreşimi en yüksek madde nesnedir. Ve gül yağı da hani insan titreşimini çok fazlaca yükseltir ya. O esas böyle o makbul ledun ilminde yazdığı söylenen gül yağı tarifi bile mesela bize günün o saatlerini işaret eder. İşte toprak küpün içerisine koyduğun gül o saatteki havanın nemini, o rüzgarını alacak falan diye hep o saatler işaret edilir. Ya bana sürekli farklı öğretilerdeki farklı kaynaklarda
aynı saat işaret ediliyorsa, ya arkadaşlar burada var bir hikmet yani. Benim burada almam gereken bir şey var. Ama iyi de sabah ben yataktan çıkamıyorum be hocam. E akşam yap yani, ne yapayım yani. Akşam yap sen de. Ama yani sabah yataktan çık ya. Yani çık o yataktan. Niye? Şimdi şeyi düşünüyorum. Ya yönetici dese ki arkadaşlar bugün yani önemli, bu işi yetiştirmemiz gerekiyor. 7'de ofisteyiz, 5'te kalkıyorsun ya. Yani değil mi ya? Hani, ya kendin için kalk ya. Kendin için kalk 5'te. 6'da. Hani bir gün kendin için kalk. Ama yok. Çünkü orada senin için bir tehdit var. Ne o tehdit? İşsiz kalırsam aç kalırım. Yani değil mi, orada öyle bir tehdit var yani. O yüzden oraya koşuyorsun. Ya da sevgilin rica etse, ya çok özledim değil mi? Sabahın dördünde yanında bitiyorsun yani. Niye tehdit var? Ulan gitmesem şimdi kaybederiz. Bir daha yeni birini bul, yeniden flört, elin tutma. Aman kim yaşayacak değil mi yani? Öyle bir tehdit var. Ama burada tehdit yok. Ya sıcak yatağım ya, çıkacağım. Kim uğraşacak şimdi? Yat işte, boş ver. Bir saat daha uyu. Kar var. Ya kar değil de işte kar var. Bir saat daha fazla uyudum. O yüzden en güzeli sabah yapmanız arkadaşlar. Yani bu kesinlikle budur tavsiye. Sabah çok zordur. Evet. Akşam yaptığın, biz grupla bazen akşam yaptık. Böyle herkes meditasyonu bitirdi. Hocam ya ne kadar güzel, ne bacağım ağrıdı, ne kolum. Ya çok nasıl geçtiğini anlamadım biliyor musun hocam? Meditasyon böyle bir şey değil ki yani. Ne kadar güzel. Yani meditasyon güzel bir şey değil. Ya da orada bir güzellik bulmama gerek yok yani. Böyle bir şey değil. Onur Çiftçi Hoca vardı, Yoga Kiyonu'nun hocalarından. Hindistan'da aşramda eğitim alırken gurusuyla arasında geçen bir muhabbeti anlatıyor. İşte 4 saat 5 saat meditasyonda oturuyorlar aralıksız. İlk günler hani perişan, öldüm bittim diyor yani, böyle ağrıdan falan. Ama diyor bir hafta sonra alıştım. Ve 5 saat diyor, o kadar diyor mutluydum ki diyor, böyle oturdum ve çok mutlu. Meditasyonum bitti, heyecanlı diyor guruma koştum, dedim ki bugün o kadar mutluydum ki meditasyonda 5 saat boyunca herkes. Gurum diyor, döndü bana baktı. Yalnız Onur, biz mutlu olmak için yapmıyoruz. Yani yine değil yani. Anlatabildim mi? O yüzden şey değil arkadaşlar. Akşam yaptığımda çok rahatım hocam. Bacağım hiç ağrımıyor. Ya sabah yapın ağrısın. Yani kalkabiliyorsanız, ama ben sabah kalkamıyorum. Sabah yapamadım. Akşam da zaten iyi değilmiş, yapmayayım. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Kaçış yok. Yapın o yüzden. Evet Fatma. Hocam ben de Çetin Taş'ın bir Benim Enzo'm serisi Ne vardı. serisi? Benim Enzo'm. Ha evet, biliyorum. Onu uygulamıyordum ama sizin dediğinize göre mesela bir kendi kendine, yani bu yönlendirmeli meditasyon olmuş oluyor. Evet. Kendi kendine yapmak mı artık? Hani belli bir süre Arkadaşlar kadar kesinlikle meditasyon müziği, doğa sesi, okyanus sesi falan yok arkadaşlar, böyle bir şey yok. Yani yönlendirme, rehberle belli amaçlar için, belli çalışmalar için yapılır. Ama arkadaşlar biz zihni gözlemlemek istiyorsak hiçbir ses. Ya ben şaman davulunu dinleyince çok iyi odaklanıyorum. Dinleme. Meditasyonunu bitir, sonra aç şaman davulunu. Bütün gün dinle yani. Hocam iyi de yani bana şu frekans çok iyi geliyor. O frekans acayip şifalandırıyor. Meditasyonunu bitir, sonra aç frekansını, bütün gün şifalan. Ama meditasyonu bireysel, yani amaç zihni gözlemlemek. Nefese odaklanmak. Neden nefese odaklanmak? Konsantrasyonu artırmaya çalışıyorum. Amaç buysa sessiz. Sessizden kasıt ne? Açtığın bir müzik şu bu değil. Hocam iyi de bir oturuyorum camdan böyle trafik sesi. Öyle bir şey değil o. O da bahane değil. Dışarıdan gelen sesi kabullen. Sen bir ses açma. Yani bir yönlendirme, bir rehber, bir müzik. Hiçbir şey olmasın. Sadece otur ve alarm kur. Yani 15 dakika mı oturacaksın? Alarm kur. Ve her pratik ettikçe haftada bir, aylık, haftalık, günlük bu süreyi artır. Arkadaşlar aranızda düzenli pratik yaptığını bildiğim kişiler var ve bu yaptıkları düzenli pratik sonrasında hayatlarında neler değişti? Yani birebir şahidim. O kadar iyi gözlemlediğim kişiler var ki. Hani yani uyku problemini çözdü, birçok şeyini, sorununu çözdü. Yani gerçekten meditasyon
Hani yararsız diyoruz ya, yaptığın an yararsız bir yarar bekleme yani. Sadece oturuyorsun, üretim yok, eylem yok, hareket yok, hiçbir şey yok yani. Yaptığın o anda yararsız, evet. Bir yarar bekleyerek, beklentiyle yaparsan ikinci gün oturmayacaksın. Ya da bir hafta sonra oturmayacaksın. Aman oturuyorum, oturuyorum, ne oluyor diyeceksin. Ama pratiğe devam ettiğin anda hayatındaki değişiklikler inanılmaz. O yüzden mutlaka meditasyon yapın ve hep söylüyorum. Kendini gözlemlemeyen kişi hangi öğreti içerisinde olursa olsun o öğreti o kişiyi zehirleyecektir. Bunun kaçarı yok. O yüzden zihnini gözlemlemelisin ki ruhunla bağlantı kurabilesin. Ruhla bağlantı kuramayan beden bu dünyada savrulup duracaktır arkadaşlar. Kime tabi olursan ol, hangi öğretiye, hangi inanca girersen gir, ruhla bağlantı kuramayan bir beden, bir zihin bu dünyada savrulacaktır. O bağlantıyı da kurabilmek için gözlemlemen gerekiyor. Sadece izleme. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum size. Sorunuz yoksa... Çiğdem ne oldu? Çok mu hüzünlendin ya? Ağlıyorsun. Kamerayı bir açtı. Şimdi ben her sabah 5'te kalkıyorum. Rutinimdir. 4.30 5'te kalkarım. Tamam. Çok nettir. Ama meditasyonu birkaç kez hakikaten ben denedim. Gitmedi. Devam ettiremedim. Biraz yoga yapıyorum. Biraz pranayama yapıyorum. Tamam. Ne kadar aldıktan sonra sabah rutinlerimiz başlıyor içerisinde. Yarın itibaren gerçekten niyet ederim. Adam kalkıyorum. Valla harika, süper. Yani deneyin arkadaşlar, deneyimleyin. Bu şey değil, zorlayın kendinizi. Hani bu zihni zorlamakta bir problem yok. Hele de böyle bir konuda yani. Zorlayın zihni. Yani zihne şeyi anlatmaya çalışıyoruz aslında. Ya bak zorlayınca oluyor yani bir şey. Bir şey gerçekleşiyor yani. O yüzden mutlaka mutlaka hayatınıza katınız efendim. O zaman bu iş öyle. Oldu valla. Anlatsın anlatsın. Dinleyip dağılalım. Öyle bir dünya yok. Valla ben anlamam. Ben anlatıyorsam siz de sorumlusunuz. Bana ne? Ben orada söylerim valla. Derim ben hepsini anlattım. Valla satarım hepinizi. Anlattım hepsine derim ya. Yok şaka bir yana. Gerçekten insan kazandığı farkındalığın da ağırlığını yaşıyor. Ağırlık bir tarafa. Kazandığın farkındalığı hayatına uygulamaya başlamadığın zaman bu farkındalıklar sende ileride pişmanlık olacak. Yani öğrendim, yapmadım. Neden pişmanlık olacak? Kazanıp da uygulamadığın farkındalık neticesinde kesinlikle acı verici bir deneyimden geçeceksin. Çünkü yanlış bir şey yapıyor olacaksın. Yanlış bir karar almış olacaksın. Yani evet demen gereken yerde hayır diyeceksin. Hayır demek gereken yerde evet diyeceksin. Ve bunu fark ettiğin anda büyük bir pişmanlık yaşayacaksın. Bu farkındalıkları uygulasaydım farklı bir şekilde yaklaşabilirdim diyeceksin. Yani o yüzden kendine pişmanlıklar yaratma. Kazandığın farkındalıkları uygulamaya başla. Ne zaman? Yok şekerim, hemen şimdi. Hele yani sabah kazandığın farkındalığı ne diyoruz her zaman? Hemen şimdi. Yani ne burada? Hemen şimdi ne o kazandığın farkındalıkla? Kapattıktan sonra konuşulanlar üzerine, sorulanlar üzerine, cevaplar üzerine tefekkür et. Tefekkür neticesinde aklına bir şey takılır, Google'a yaz. Aç bir kitap karıştır. Ki o farkındalık zihne yerleşti ya, zihinden kalbe insin. Senin çaban olmadığı zaman kalbe inmeyecek. Kalp dediğimiz şey ne arkadaşlar? Organdan bahsetmiyoruz. Ne kalp dediğimiz şey? İdrak merkezi. Arkadaşlar insanın idrak merkezi kalbi. İşte bu yüzden yoga öğretisi diyor ki kalp zihni bilir. İşte bu yüzden Mevlana diyor ki insan kulağından duyduğunu kalbine indirmeli. Neden? Kalp idrak merkezi. Anlaştık mı? Kalbe indirmek için de öğrendikleriniz üzerine hemen şimdi çalışmaya başlayın. Ve en güzel çalışmak üstüne düşünmek. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz.